Selam arkadaşlar. Her masada olduğumuzu buradan vurgulamak istedim. Her masada varız. Evet, her masada varız. Daha önce burada da bir takipçimiz geldi. Çekemedik ama bu da MMA hareketi. Metin Oktay testlerine geldik. Burada Jiu-Jitsu turnuvası var. Jiu-Jitsu MMA'nin ikinci kısmı oluyor. Bir ayaktaki kısmı Muay Thai, dövüş kısmı, strike kısmı, bir de yerdeki kısmı Jiu-Jitsu var. Çok popüler. Şu anda dünyada en hızlı ilerleyen branşlardan bir tanesi. Biz de gözlemlemek için geldik. Çünkü her an her şey olabilir diyoruz, değil mi? Kesinlikle. Evet. Çünkü araştırma yapıyoruz. Bu branşlar nasıl gelişiyor? Branşların kuralları nelerdir? Tabii sadece gidip gözlemekle de kalmıyoruz. Yakında antrenmanlarıyla da ilgileneceğiz. Ustadları kimse onların yanlarına da uğrayacağız. Şu anda çok hızlı bir büyüyen bir spor dünyada MMA. Jiu-Jitsu da zaten bununla paralel bir şekilde ilerliyor. Yeah, we're teammates and we're playing together. Şu anda aynı anda bu turnuvanın aynısı İngiltere'de de var. Londra'da da gerçekleşiyor, Dubai'de de gerçekleşiyor. Şimdi bu gördüğünüz gi. Sabah seansında da no-gi vardı. Bu gi oluyor. MMA gibi olan no-gi. MMA gibi olan no-gi oluyor. Daha çok MMA'ciler bunu yapıyor. Bence gayet izleyisi bayağı bir var. Özel bir turnuva. Federasyon bünyesinde değil. İki kategoride de mücadele edebiliyorsun. Çok değişik kuralları var. Mesela arkalarında koç yok şu anda. Ama yandan destek veriyorlar. Bayağı bir güvenlik önlemleri var. Tribünleri göstermek istiyorum. İran'dan bayağı bir katılım var aynı şekilde. Ruslardan, Kazaklardan, Kırgızlardan, Moğolistan bile gördüm. Mesela bizim kendi branşlarımızda Moğolistan'ı görmedim ama burada Moğolistan'dan katılım var. Size güzel bir detay vereceğim. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. Bakın, hakemin bir kolunda kırmızı var, bir kolunda siyah var. Bu gördüğünüz sporcunun belinden kırmızı kemer çıkar diyor. Kolundaki kırmızıyı belli ediyor hakemin. Bu anlam ona göre oluyor. Yani bakın, bu hakemin elinde kırmızı var, aynı şekilde siyah var ama Nogi'de kırmızı kemer yok ama normal giyili olan, yani üzerinde böyle judo kıyafeti gibi olan da beline kırmızı kemer ve siyah kemer veriyorlar. Hakemin kolundaki bant da puanlamayı belirliyor, köşeleri belirliyor. 8. kor, gördüğünüz gibi 7. kor. Hakemler burada. Hakem bakın puan verdi, masaya söylüyor. Buradaki 4 puan diyor, masaya söylüyor. Masadan puanı yazanlar ekranlara yansıtıyorlar. Evet, şimdi kürsü oluyor, göstereyim. Gördüğünüz gibi içeride çok güzel bir kaliteli ortam vardı. Güzel bir kitle var. Yani ben Moğolistan'ı bile gördüm. Moğolistan Muay Thai'de kickboksla bile görmüyorum şu anda. Evet, burada Moğolistan'ı gördüm ve birçok ülkeden gelmişler ki bu özel turnuva. Ve videoda da belirttim, tekrardan belirtmek istiyorum. Aynı anda şu anda Londra'da
Dubai'de ve burada canlı yayında yarışma yayınlanıyor. İnşallah bir gün biz de yer alabiliriz. Bütün herkese başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğenip yorum, like atmayı da unutmayın. Evet.